Arama Kurtarma Derneği'nin 20. kuruluş yıl dönümü Bodrum'da düzenlenen geceyle kutlandı. Bodrum'da 8 yıl önce kurulan Akut Bodrum ekibinin ev sahipliğinde Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen geceye aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Akut Başkanı Nasuh Mahruki, iş adamlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Akut Bodrum ekibi lideri Saadettin Uslu, bugüne kadar 152 operasyonda görev aldıklarını, 21.500 öğrenci ve yetişkine afet bilinçlendirme semineri verdiklerini belirtti. Akut'un tamamen gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik ilkesiyle hareket ettiğini belirten Akut Başkanı Nasuh Mahruki de, dünya çapında tanınan bir dernek olduklarını söyledi. Akut'un Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Türkiye'nin ilk kurtarma takımı, bu alanda dünyadaki 7. sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Mahruki şöyle konuştu. Biz bütün katıldığımız yurt içi ve yurt dışındaki araba kurtarma görevlerimizde hem Türkiye'yi, Türk milletini hem Birleşmiş Milletleri temsil ederek hareket ediyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki ilgili yönetmelikleri yönergesi çerçevesinde o standartlarda temsil ediyoruz. Dünya afetleriyle mücadele gücüne dahil edilmiş bir ekibiz. Yurt dışında katıldığımız afetler, işte Yunanistan Atina depremi, Tayvan depremi, İran depremi, Pakistan depremi, Hindistan depremi, Mozambik seli, Haiti depremi ve en son Nepal depremi. Bunlar tabii yurt dışındaki çalışmaların aslında kamu diplomasisi, insani diplomasi anlamında çok önemli bir yeri var. Hatırlayacak olursanız Akut'un katıldığı ilk yurt dışı afet görevi Atina depremiydi. 99'da biz 17 Ağustos'u yaşadıktan birkaç ay sonra da Atina'da deprem meydana gelmişti. Ve Akut da ilk bölgeye giden ekiplerin başındaydı. Bu olaydan sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostas Stefanopoulos resmi olarak Akut'u kabul etmiş ve devlet teşekkürü sunmuştu. 36 ayrı ekipleri olduğunu ve kuruluşlarından bu yana 2100'ün üzerinde arama kurtarma görevi yaptıklarını ifade eden Mahruki şöyle devam etti. 3 tane maaşlı personelimiz var. O 3 arkadaşımız da genel merkezdeki sekreteryadaki arkadaşlarımız. Onun dışında 2100'ün üzerinde gönüllümüz var. Bunların 700'den fazlası kadın gönüllerden oluşuyor. Ve bütün operasyonları, eğitimleri, tatbikatları, toplum bilinçlendirmeleri, çevre çöp temizliklerini, sosyal sorumluluk projelerini tamamını gönüllülerle yapıyoruz. Bu tabii ki muazzam bir güç. Çünkü en önemli girdi olan, en sonucu, en ciddi anlamda değişme potansiyeli olan, çarpan etkisi en yüksek olan nitelikli insan gücüne para vermiyoruz. Çünkü insanlar Akut'un davasına, gönüllülüğüne, ruhuna inandıkları için hiçbir karşılık beklemeden zamanlarını, emeklerini, enerjilerini, kaynaklarını buraya akıtabiliyorlar. Konuşmaların ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da aralarında olduğu Akut Bodrum ekibini destekleyenlere plaketleri verildi. Gecede ayrıca açık artırma ile ünlü ressam Sinan Mirel'in Akut temalı eserinin de bulunduğu tablolar ve el dokuması Milas halısı satıldı. Açık artırmanın Bodrum'da yapılması planlanan Akut'un yeni operasyon merkezi için düzenlendiği bildirildi. Gece canlı müzik eşliğindeki eğlenceyle devam etti.